bakın hemen kızardı. Görüyor musunuz? Şimdi yakında da göstereceğim arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Bugün sizlerle yeni bir videomuz var arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz çocuklar? Falafel. Ne yapıyoruz Can? Falafel yapıyoruz arkadaşlar. Tabii ki falafeli bilmeyen de var arkadaşlar. Onun için kısa anlatmak istiyorum, kısa bir şekilde. Evet arkadaşlar, falafel ne demek sorarsınız. Falafel nohuttan yapılıyor arkadaşlar. Bütün Arap ülkelerde meşhur bir yemek. Çok severek yiyorlar. Türkiye'de de var. Bazı illerde, Türkiye'nin bazı illerde de falafeli bilen çok var. Gerçekten tadı da çok güzel. Ben bugün çocuklara yapmak istedim. Sibel de çok seviyor. Gerçekten. Onun için sizlerle de paylaşmak istedim. Size de belki bir fikir olur arkadaşlar. Değişik bir tat soframızı katarsınız belki. Onun için bunu evde de hamuru hazırlayabiliyorsunuz. Hazır da alabiliyorsunuz. Ben bakkaldan hazır aldım. Bu şekilde evet. Satılıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Evet. Burada da yazıyor zaten. Aynen. Nohut tuzlu zaten arkadaşlar. Evet. Dediğim gibi içinde baharatı var nohut. Bu şekilde satılıyor. Bunu ıslatıyoruz suyun içinden. Bekletiyoruz en az 1 saat. Yani 1 saat gayet yeterli. Çok zamanımız yoksa yarım saat de yeterli. Ondan sonra kızartmaya başlıyorsunuz ve sıcak sıcak yiyorsunuz arkadaşlar. Soğuduktan sonra da tabii ki güzel ama sıcakken daha çok güzel, daha çok lezzetli, çıtır çıtır oluyor. Şimdi biz bunu kutusunu açacağız ve bakalım nasıl hazırlayacağız. Bizimle kalın video sonuna kadar bakalım falafel nasıl olacak. Evet arkadaşlar, dediğim gibi falafel kutusunu açıyorum. Bu kutuyu geçen gün almıştım arkadaşlar. Genelde içinde iki paket çıkıyor. Evet. Biz daha önce bir paketini yaptık. Şimdi ikinci paketi de yapacağım. Bu şekilde böyle bir nohut tuzu çıkıyor arkadaşlar. Ve bunu tutamayacağım. Ve burada falafel baharatı var arkadaşlar. Yani içinde kişniş var, kemiğim var, tuz var, karabiber. Yani hepsi karışık arkadaşlar. Ve şurada iki paket künce çıkıyor arkadaşlar. Şimdi geçen sefer yaptığımız künce eklemeyi unutmuşuz. Genelde her bir paket için şu şekilde baharat ve künce ile birlikte kullanıyorsunuz. İki paketi kullanmak istiyorsunuz, hepsini ekleyeceksiniz. Bir tanesi bir baharatıyla, bir susamla birlikte boşaltıyorsunuz. Üstüne su ekleyeceğiz. Ondan sonra arkadaşlar içinde böyle bir kalıp çıkıyor. Evet. Bu kalıp da falafel kalıbı diyoruz. Bu kalıp daha kolay ve hepsi eşit şekilde çıkartması yardımcı oluyor. Yani bütün falafellerimiz aynı boyut, aynı evet. şekil çıkıyor. Bu şekilde kutunun içinde çıkıyor arkadaşlar. Ve başka bir şey yok. Evet arkadaşlar, böyle bir kap var yanımızda. Falafel tuzunu açıyoruz. Şu şekilde kaba boşaltıyoruz arkadaşlar. Bunu artık şuraya koyalım. Bitti. Şimdi baharatını ekleyeceğiz arkadaşlar. Bütün paketi boşaltıyoruz. Evet, tam falafel koktu. Yani tabii ki arkadaşlar dediğim gibi siz de daha önce yememiş olabilirsiniz. Evet. Ama eğer böyle değişik bir şey yemek istiyorsanız gerçekten denemenizi tavsiye ediyorum. Güzel oluyor. Özellikle dediğim gibi kahvaltıda yapılıyor. Şimdi arkadaşlar diyorsunuz ki ben böyle şeyleri sevmiyorum. Ama sonra bir tadına bakıyorsunuz o kadar seviyorsunuz ki daha çok yiyorsunuz. Bizim Sibel öyle arkadaşlar. Bazı şeyler yapıyorum. Anne ben bunu sevmiyorum. Bu yenilmez. Ondan sonra tadını baktıktan sonra hepsini anne bu çok güzel bir daha yap bana diyor. Şimdi geçen gün künce eklemeyi unuttuk ama şimdi evet. ben ikinci paketi de ekleyeceğim. Künce içinde çok güzel oluyor. Ama biraz açması zor oldu. Neyse açıldı. Çok zor oluyor. Evet arkadaşlar şimdi karıştır kızım. Şimdi bütün malzemeyi bir güzelce karıştırıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bütün malzeme böyle güzelce karıştırdıktan sonra her bir paket için bir su bardağı ama şöyle 2-3 parmak eksik olsun arkadaşlar. Hatta azar azar ilave edelim, karıştıralım. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta bir su bardağı tam iyi oluyor arkadaşlar. Çünkü bunu dinlemeye bırakacağız ve aynı simit gibi suyu çekecek. Şöyle. Şimdi demlisi gibi koktu daha yeniden. Karıştırıyoruz. Şimdi son hali göstereceğim arkadaşlar. Çok cıvık oluyor sanırım. Şöyle
böyle. Hiç yoğurmaya gerek yok. Normal kaşıkla karıştırın. Arkadaşlar şimdiden böyle güzel koktu. Yemedim. Ben çok seviyorum arkadaşlar. Bunun son olarak arkadaşlar sandviç göstereceğiz sizlere. Evet. Suriye ekmeği ile birlikte lavaş ekmeği ister hangi çeşit ekmek yaparsınız hepsi de güzel oluyor. Onun içinde malzemesi istediğiniz yeşillik koyabiliyorsunuz, turşu koyabiliyorsunuz. Evet. Şimdi bu şekilde yeterli arkadaşlar. Bunun ağzını kapatacağız ve 1 saat dinlemeye bırakacağız. Evet arkadaşlar. Şimdi Sibel yaklaştı mısın kameranla? Gördüğünüz gibi gayet güzel suyunu çekmiş ve evet, yumuşak bir hale gelmiş. Evet arkadaşlar hamurumuz hazır. Şimdi kızartmaya geçiyoruz. Dediğim gibi böyle hazır bir kalıbı var. Onu kullanacağız. Yağ koyduk ocağa. Gördüğünüz gibi yani falafeli kapatacak şekilde koyuyoruz arkadaşlar. Çok fazla da olmasın, çok da az olmasın. Evet arkadaşlar şimdi kızartmaya başlıyoruz. Bu kalıbı şu şekilde aşağı indiriyoruz ve bir kaşık hamurdan içine ekliyoruz. Şöyle güzelce arkadaşlar bastırıyoruz şu şekilde. Dediğim gibi içindeki delik olan yer kırılmış yarısı arkadaşlar. Onun için delik olmayacak. Ben de şöyle bir küçük bir pipetle bir yardımıyla şöyle yapacağım arkadaşlar. Şöyle yakından göstereyim size. Ve bunu bu şekilde bıraktığınızda zaten Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle yağ bırakıyoruz arkadaşlar. Gayet iyi oldu. Devam ediyoruz. Bu arada ben de daha önce yapmadım. Bu ikinci kez. Yani evde denemedim. Geçen sefer bir paketini denedim. Bu ikinci denemem arkadaşlar. Genelde ben hazır alıyordum. Ama bizim mahalle burada falafel yakın satan bir yer yok. Onun için çocuklar da çok sevdiği için bu şekilde yapmak istedim bu defa. Şunu hemen bakalım arkadaşlar. Çünkü fazla çabuk kızarıyor. Arkadaşlar çok çabuk kızarıyor. Onun için dikkat etmeliyiz. Yanmasın. Yani o da ortada değil, açmasınız da olur arkadaşlar. Ama maksat böyle şekli güzel olsun. Bunu çıkartıyorum arkadaşlar. Yeterli. Bayağı da bereket giriyor. Yani bir pakette bile bir sürü çıkıyor arkadaşlar. Ve yağ kızdıktan sonra arkadaşlar altını kısın. Yani öyle çok kısık değil, çok da yüksek olmasın. Orta ateşte devam edin. Çünkü çok çabuk üstü yanıyor. Bunun için dikkatle yapın ki içi çıkalmasın. Evet arkadaşlar hamurumuz bitene kadar devam ediyoruz. Aslında bu daha da çok kabarabilir arkadaşlar. Şöyle de yapabilirsiniz. Hamuru biraz bir çay kaşık kabartma tuzu ekleyebilirsiniz ya da karbonat.
ikisi de olur. O zaman daha da böyle iyi kabarıyor. Ben eklemeyi unuttum. Arkadaşlar, falafeli bizi yaptık, hazırladık, şimdi tabağa koyduk ve yanında sandviç yapacağımız için marul, turşu, domates hazırladık ve bütün yeşillik yakışıyor arkadaşlar. Evinizde bütün yeşillik ne varsa koyabilirsiniz. Yeşil soğan, yeşil sarımsak, mor lahana, maydanoz, bunlar hepsi çok yakışıyor arkadaşlar. Bir de tahin arkadaşlar. Tahin varsa tahin de böyle hafif serpilebilirsiniz. Falafel üzerinde çok güzel oluyor. Çocuklar sevmediği için ben almıyorum eve. Ama eğer evinizde tahin varsa mutlaka tahinle de denemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Şimdi biz dürüm yapacağız. Bakalım nasıl olacak. Can bir tane ısırsana. Hadi bakalım çıtır ses çıkacak mı? Oha. Evet, bayağı bir çıtır ses çıktı. Ya, şu şekilde arkadaşlar. Biraz Sibel de tadına baksın. Evet arkadaşlar. Şimdi biz dürüm yapacağız. Gördüğünüz gibi böyle bir Suriye ekmeğimiz var arkadaşlar. Sonunda yapabilirsiniz. Lavaş ekmekle. Bütün ekmekler gayet güzel oluyor. Şimdi bu şekilde falafeli alıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Görüyor musunuz? Çıtır çıtır. Şekilde. Eğer dediğim gibi tahin varsa bu aşamada tahin üstüne serpilebilirsiniz. Marul ekleyeceğiz. Bu arada arkadaşlar. Can. Turşu ekleyeceğim. Can. Nasıl, tadı güzel mi? Evet. Domates ekleyeceğiz arkadaşlar. Damak zevkine göre artırabilirsiniz, azaltabilirsiniz. Şimdi biraz tuz, bir de tuz biber, isteğe bağlı tabii ki. Şu şekilde. Mis gibi gözüküyor. Sibel hemen sabırsızlanıyor arkadaşlar yemek için. Şimdi bu şekilde arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Ve böyle bir kağıt alalım. Bu şekilde sandviçimiz hazır arkadaşlar. Bu şekilde videomuzun sonuna gelmiş olduk arkadaşlar. İnşallah siz de beğenirsiniz eğer yapmak istiyorsanız gerçekten. Fiyatı da bu arada pahalı değil. 18 TL'ye almıştım. Dediğim gibi bir aileye gayet güzel yetiyor, bereketli oluyor. Bu şekilde arkadaşlar, videomuzu beğendiyseniz like, abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Ne diyoruz Can'a? Hoşça kalın.